Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugaylarının Siyonist işgalci çetelere yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu ve ardından işgalcilerin Gazze'ye hava saldırısı 37. gününü geride bırakmak üzere. Siyonist rejim Gazze'yi hastane, cami, yerleşim alanı demeden havadan, denizden ve karadan bombalayarak binlerce kadın, çocuk ve yaşlı katlederek adeta soykırım uygulamaya devam ediyor. İşgalci çetelerin Gazze'yi bombardımana tuttuğu ilk günden beri dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da halk çeşitli etkinliklerle soykırıma tepki göstererek Hamas'a olan desteklerini sürdürüyor. Belirli günlerde farklı etkinliklerle seslerini duyurmaya çalışan Malatya STK platformu bugün de El Ele Gazze Şeridi Soykırımına Dur de sloganıyla etkinlik düzenledi. Soykan Parkı'nda çocuk, genç, kadın ve yaşlı binlerce kişi Gazze Şeridi zincirini oluşturmak için bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program STK platformu adına Ömer Derin'in yaptığı konuşmayla devam etti. Hezimete uğratanlara selam olsun, bir volkan olup işgale karşı patlayanlara selam olsun, hiçbir kaygın korkutamadığı yiğitlere selam olsun, İzzettin Kassam'a, Şeyh Ahmet Yasin'e, Abdülaziz Rantisi'ye, Nablus'a, Cenin'e ve binler selam olsun ümmetin onurunu kurtaran Hamas'a. Değerli kardeşler, attığımız hiçbir adımın Allah'ın dinde boşa çıkmayacağını bilmenizi isteriz. Buna ne gerek var ki demeden Allah için, Gazze'li Müslümanlar için bir ses olmaya, bir adım atmaya, bir nefes olmaya çalışıyoruz. Allah için gayret gösterelim. Rabbim bereketlendirecektir. Zafer haberleri gelecektir Allah'ın izniyle. Tekbir! Kardeşler, bugün Gazze için El Ele Şeridi yapacağız. İnsanları rahatsız etmeden yol kenarında tek şerit şeklinde bulunduğumuz noktada başlayıp gidebildiğimiz yere kadar Dede Korkut'a, oraya ulaşabilirsek oradan dönüş yapıp Elazığ yoluna doğru devam edeceğiz inşallah. Büyükşehir Belediyesi'nin arkasına doğru. Bu bir yürüyüş değil. Herkes olduğu yerde kalarak zincirin halkasını bozmadan büyük bir zincir oluşturmaya çalışacağız. Gazze Şeridi zincirini oluşturmaya çalışacağız. Hanım ablalarımıza dikkat edeceğiz. Onların zincirini, onların bulundukları noktaları rahatsız etmeden güzel bir şekilde, bizlere yakışır bir şekilde programımızı icra edeceğiz. Hanım ablalar ilk başladığımız noktada başlayıp zinciri oluşturmaya başlayacaklar. Yapılan konuşmanın ardından binlerce kişinin oluşturduğu zincir Soykan Parkı'ndan başlayıp Dede Korkut Parkı'na, oradan da çevre yoluna geçerek Büyükşehir Belediyesi arkasında bulunan otoparkta son buldu.